Landayı boşun da boşu body sporuna başladım. Yani ben çok böyle body yapmadım, tamam mı? Yani yazılıyorduk bir anlık hevesle, işte bir iki ay takılıyorduk, bazen bir iki hafta. Bak bir kere ne oldu? 2021'in Kasım ayında 3 aylık parayı verdim, 600 lira salona. Neyse salon da yeni açılmış, tamam mı? Çok güzel bir salondu yani, Allah var, hakkını yemeyeyim. Neyse gittim baba, 600 lirayı verdim 3 aylık. Neyse lan bir rahatsızlık geçirdim ya, belimde bir sinir sıkışması oldu benim işten dolayı. İşte böyle moruk, calaskar diye bir şey var, tamam mı? Bilenler bilir. Böyle bir kovanın içinde onu kaldırıyordum böyle, kış ayıydı. Merdivenden bir basamak attım herhalde, ayağım boşluğa geldi. Belimde var öyle bir acı, öyle bir acı. Ya Rabbi, böyle bir şey olamaz ya Rabbi. Ulan neyse ben böyle durdum, ağaca dayadım, tamam mı, sırtım böyle. Hani ağaç düz ya. Böyle dedim, bir şey mi oldu belime lan, omurgam mı patladı, ne oldu diye böyle hani ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Neyse patron geldi, dedi oğlum ne oldu sana, dedim abi böyle böyle. İşte ya bir şantiye gidin, ağrırsa hastaneye götür. Lan dedim ne diyorsun oğlum? Oğlum ne diyorsun? Götür lan beni hastaneye. Neyse gittik hastaneye. Röntgen çektiler. Röntgende bir şey çıkmadı. İşte doktora anlattım. Dedim böyle böyle bir şey oldu. O da dedi işte MR'a git dedi. MR çektir dedi. Ondan sonra MR çektirdim. Belimde iki tane fıtık başlangıcı var dedi. Belimde iki tane fıtık başlangıcı var dedi. Dedim ne yapacağız doktor bey? Dedi hani vücudun dedi yener bunu. Sıkma canını dedi. Bir dedi şeye görün dedi. Fizik tedaviye görün dedi. Fizik tedaviye gittim ben, dedim böyle böyle. Doktor bana belinde iki tane bel fıtığı başlangıcı var dedi ve size yönlendirdi. Onun için geldim ben dedim. Neyse baktı MR'ıma sistemden. Dedi bunda bir şey yok dedi. Geçer dedi zamanla. Yani o anda böyle korktum. Tam böyle spora yazıldım. 2 haftadır spora gidiyorum. Başıma öyle bir olay gelmişti yani. Yani ben de dedim yani sağlığımdan olacağım. Yani belimde bir ciddi bir sakatlık olmasın. En azından bir süre spor yapmayayım. Sonra gittim spor salonuna, anlattım böyle böyle. Dedi bir ay kaydın dondurma süren var dedi. Fazlası olmaz dedi yani. Kayıt donunca 3 aylık sürenden yemiyorsun yani, öyle söyleyeyim. Neyse dedim abi tamam, kaydımı donduralım. Lan baba o gün bugündür de gitmedim yani, yanmıştır. Hatta yani gidip konuştum, dedim abi böyle böyle bir rahatsızlık var. İşte falan filan yaptılar. Ben de çok umursamadım yani açıkçası. Ondan sonra işte yani ben bu sporu baba 7-8 senedir böyle bir ay yapıyorum. Niye bir ay yapıyorum? Ya böyle indir kaldır yapıyorsun, indir kaldır yapıyorsun. Ya aslında bak çok güzel bir spor, yemin ederim. Yani neden? Seni dinç tutuyor abi. Yani böyle fiziğine dikkat ediyorsun, anladın? Görünüşün güzel bak. Bir insanın ilk başta gördüğün zaman, tamam mı? Mesela adam fiziği 10 numara, üstüne yakışan tişörtler giymiş. İşte kendine bakıyor yani, kendine dikkat ediyor baba. Bu ilk göze çarpan odur insanda. Yok işte iyi niyetliymiş, yok bilmem şey. Geçin bunları abi. İnsanın görünüşü ilk önce görünüş abi. Görünüşün oldu mu her şey yolunda gidiyor baba. O yüzden bu spor görünüş olarak böyle düşünsene, omuzların böyle geniş, belin ince, anladın mı? Şöyle dar bir tişört giyiyorsun baba, kalıbın çıkıyor ortaya falan. Hafif popo da böyle büyük olacak. Eridim lan baba. Neyse bu bahsettiğim tip erkek tipi yalnız ha. Hani yani hani şimdi diyecekler olur. Konu saçma yerlere gitti. Erkeklerden mi hoşlan? Hayır abi, yani kendimi o şekilde görmek istiyorum yani, öyle söyleyeyim. Hani böyle aynaya baktığımda geniş omuzlarım olsun, anladın mı? Böyle yağ oranım düşük olsun. Ne bileyim göğüslerim böyle parça olsun. Var bir hayalimiz baba, da yapamayız biz. Vallahi yapamayız. Yani şimdi tavuk göğsünün fiyatına baktım. Yani tavuk bonfile yağsız oluyor ya böyle. Tavuk göğsü löpet. Kemiklerinden ayrılmış göğüs. Lan baba yemin ederim 65 lira mıydı 70 lira mıydı kilosu. Lan dayı günde 500 gram yesen günlüğü 35 liraya geliyor. 250 gram yesen çok para lan baba. İşin içinden çıkılmaz. Ben bu zamana kadar şunu da anlatayım. Niye spordan böyle hep bir aylık süreyle gittim bıraktım gittim bıraktım. Abi bu dayatmalar oluyor, tamam mı? İşte
Günlük alman gereken protein. İşte sabah kalkacaksın, 3 tane yumurta yiyeceksin, yulaf yiyeceksin. Şunu yiyeceksin, bunu yiyeceksin. Ya kardeşim, benim hayatım spor değil ki ya. Benim hayatım spor değil güzel kardeşim. Yani fitness'ın istediği yaşam koşullarını ben karşılayamıyorum. Benim ne işim buna müsait, ne tipim, ne şeklim kardeşim. Anladın mı? Bunlar külfetli iş. Yani para olarak halletsem de ya moruk, ya ben gideceğim Hatay döner yiyeceğim, anladın mı? Canım çekti burger yiyeceğim. Arkadaşla gittik ortama. Yani ben tutamam abi. Ben bu dünyaya bir kere geldim yani. Ha, şunu benimsedim kendimde. Dedim ki yani elinden geldiğince dikkat et. Baktın sıkılıyorsun, yemeği sal. Ama sporu bir yaşam standardı haline getir. Yani en azından bir alışkanlık olsun sende. Ha, baktın daha çok sevmeye başladın. Yeme disiplini o zaman belki gelebilir dedim. Yani şimdi hep önceden spor hocaları bana veriyordu. İşte şunları şunları yiyeceğim, bunun dışına çıkmayacağım. Lan baba, bir gün yiyorsun, bir hafta yiyorsun, 10 gün yiyorsun. Diyorsun böyle programım ben ta diyorsun. Spordan da soğuyorsun, beslenmeden de soğuyorsun. Bu sefer göt baş daha da gidiyor. O yüzden dedim ki ya en azından şu yemek işini çok abartmayayım yani işte. Harbi normal yiyorum yani. Sabah ne yalan söyleyeyim. Gittim bugün 2 tane poğaça yedim. Kaşarlı şöyle sıcak sıcak. Öğlen gittim ne yedim baba? Öğlen ne yedim lan baba? Öğlen eve geldim. Arabayla buradan geçiyordum. Patates kızartması falan ya. Leş gibi bir öğün. Akşam geldim türlü yedim. Bir de makarna yedim. Bir de kurabiye. Ya leş gibi besleniyorum ama şu anda spor alışkanlığı kazandım. O da daha biri... Birinci gün. Birinci günüm kanka. Bugün ilk günümdü. Full body workout yaptım. Gittim ilk başta işte. Sırt çalıştım. Ondan sonra. Ya bacak hiç çalışmıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Dumbbell'la böyle yalandan yere bir squat. Sevmiyorum lan baba. Bacaklarım zaten soba borusu gibi. O yüzden daha da genişlesin istemiyorum. Sırt çalıştım. Ondan sonra göğüs girdim. 2 tane hareket sırt çalıştım. 2 hareket göğüs. Makine shoulder press. Bir de makinenin lateral reisesi var. Şu yanlara vuran var ya. Çok güzel makineler, yemin ederim. Ondan girdim. Sonra şey var ya. Triceps standı. Yapıyorsun ya böyle. Onda triceps yaptım. Bir de biceps yaptım. Siktir oldum, geldim eve. Normalde ben kickboksa yazılacaktım. Valla yani gerçekten kickboksa gitmek istiyordum. Gittim konuştum salonla, dedi işte 2 ay üyeler çakıldı dedi, salonda boş yer yok dedi kardeşim. Ya ben de düşündüm, dedim ki hani 2 ay dedim göt göbeği salacağımıza en azından bir spor yapalım, bir vücudu toplarız hesabı, anladın mı? Öyle yazıldım, bakalım şu anda güncel kilom baba öküz gibi olmuşuz lan baba, 85,4 kiloyum şu anda. Yani bir 75 kiloya düşme hedefim var 2 ayda, ayda 5 kilo versem kendimi daha iyi hissederim. Ama öyle 85 kiloyum ya baba. Böyle göt baş önde gitmiyor yani. Bak samimi söylüyorum. Bugün mesela eve geldim dedim ya hani yemek yemeye öğlen. Üstümdeki iş yerinin verdiği kıyafet çok terlemişti, tamam mı? Ben de bir tane tişört aldım üstüme. Sivil, normal sivil tişört. İş yerinin markasının logosunu temsil etmeyen bir tişört giydim. Onunla gittim. Neyse böyle işte yöneticiler var, tamam mı, işte ablalar falan var, bina yöneticisi. İşte onları uğruyorum ben, tamam mı, işte diyorum abla bakıma geldim binanızın, bilgi vermek için uğradım. Ya dedi sen dedi kaç aydır spora gidiyorsun, yemin ederim. Ben de şimdi hani anlattır ya, ben böyle iri yapılı bir adamım, kemiklerim iri. Abla işte 3-4 aydır gidiyorum falan. Vallahi dedi bayağı yapılıymışsın sen falan filan yaptı. Harbiden öyleyim yani. Omuz omuzlar falan baba paramparça. Ve de lime lime. Okey babacım. Yani bu da böyle bir dümenden video olsun. Şunu kendime hedef koydum baba, bak bunu net söylüyorum. Ben sporu ister beslenmeme dikkat edeyim. Yok bilmem şu kadar protein alacağım. Şu kadar karbonhidrat. İşte yulaf yemem lazım, onu yemeyeceğim. Yok babacım. Benim dediğim gibi hayat standardım. Vücut geliştirmenin bana dayatmalarını karşılamıyor yani. Benim kendi hayat standardım. Vücut geliştirme sporunun dayattığı yemekleri, yiyecekleri, içecekleri yok lan baba. Vallahi billahi yok lan baba. Ben bu dünyaya bir kere geldim abi. Benim canım döner istiyorsa yiyeceğim. Hamburger mi istiyor? Yiyeceğim baba. Pizza mı istiyor? Yiyeceğim baba. Zaten her günüm böyle geçiyor lan baba. Ne yalan söyleyeyim.
Ya en azından ne olur baba, işte dediğim gibi bir spora alışkanlık kazanalım. Zamanla bu beslenme de oturabilir. Veya oturmasın baba, en azından sağlık için yaparım mesela. Koşarım, ederim, ip atlarım orada. Orada uzay yürüyüşü var, eliptik. O çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yani baba böyle dümenden bir video. Başka diyeceğim bir şey var mı? 2 ay sonra biliyorsunuz ilimli bir adam olduğum için 2 ay sonra uzaktan eğitim PT'lere başlıyorum. Benim bir işi öğrenmem 1 ay. Uzman ve usta olmam 2 aydır. Uzaktan eğitim PT'lerine başlıyorum baba. Ama öyle değil mi lan baba? Yemin ederim şöyle Instagram'da bakıyorum, adam böyle başlamış işte. Yani dümenden başlamış yeni. Uzaktan eğitim için şuraya. Ya oğlum ne biliyorsun, ne anlatacaksın ya Allah aşkına yani. Ha, uzaktan eğitim alır mıyım? Vallahi ben kesinlikle almam. Bak kendime gittim güzel bir program çıkarttım. Sırta baba şey var ya, Med Pulla, onu girdim. Sonra şöyle duruyorum baba, ismini unuttum. Şöyle sırtına çektiğim bir makine var, tamam mı? Onu yaptım. Neyse baba, göğüse şey girdim. Chest press girdim makinede. Sonra yan açış yaptım, kelebek. Makine fly. Ondan sonra omuza baba shoulder press makine girdim. Bir de omuza dediğim gibi lateral raise'e girdim. Sonra işte o makinelerde triceps'te biceps çalıştım. Siktir oldum gittim. Karınla bacağı şu anda asılmıyorum. Çünkü onlar beni helak ediyor lan baba. İşte ayakta duracak durumda olmuyorum. Karın ve squat bacaklarım. Onları bir süre sonra böyle yavaş yavaş ısındıra ısındıra gireceğim. Salonda en dikkat ettiğim şey kalk makinesi var. Makineler çok iyi. Dumbbell'lar çok temiz. Ama bak buradan aklınıza bulunsun. Siz de salona gidiyor olabilirsiniz. Veya benim gittiğim salona bu videoyu izleyen bir lavuk da gidebilir baba. Kardeşim bak yemin ederim sırt hareketi var ya. Şöyle oturuyorsun baba. Makineyle kendine çekiyorsun. Valla adını unuttum. Neyse unuttum baba. Ya baba herifte tanker gibi göt var. Havluyu gitmiş saçma sapan. Oğlum koysana götünün dibine. Çocuk makinede sırtına çekti baba, bir kalktı. Yemin ederim o makinenin minderi var ya baba, oturduğu yer. W işareti çıkmış amına koyayım. O yani moruk, bunlara dikkat edilmesi lazım. Ben valla temizliğe hijyene önem veren bir insanım. Yani o havluyu niye getiriyorsun kardeşim o zaman ya? Oraya süs için asıyorsan. Yani moruk, W izi vardı bildiğin ya. Şimdi onun W izi çıkardığı yere ben nasıl havlumu koyayım abi? Onun götündeki teri mi sileceğim ben havlumla yani? Ya böyle şeylere dikkat etmek lazım gerçekten. Yani hani kendin olarak düşünmeyeceksin abi. Arkamdaki adama temiz bırakma. Ya bizim bilinçlenmemiz abi lazım abi gerçekten. Yani sıfırdan bir eğitim şart olduğunu düşünüyorum bazı insanlara. Yani baba eğitimi de bırak. Ya az bir şey mantıkla yürüysen lan. Hani kalktın sehpadaki minderi görüyorsun. W100'ü çıkmış. Ulan bu adama ayıp lan. Bu adam gelip şimdi havlusunu koysa benim götümdeki terin W izini silecek. Yakışmıyor. Kendi havlumu koyayım. Ya ayıp lan baba. Vallahi ayıp. Hiç sevmedim şeyler. Hijyen olacak abi. Hijyene önem veririm. Yani bu hani temizlik imandan gelir abi. Temiz olacaksın ya. Hani bu ne koronadan, ne bir şeyden, ne hastalıktan. Yani baba temiz olduğu sürece herkes sıkıntı olmaz. Kirletmemeye bakacak. Mesela sigara kullanan bir vatandaşım maalesef. Yani sigarayı ben tutup da böyle yola atmam yani. Gerekirse cebime koyarım veya sigaramın paketin içine koyarım veya bir çöp bulur onu atarım yani. Çöp bulamıyorsam da öyle dağa taşa fırlatmam baba. Giderim çöp kutusuna atarım yani. Ya toplumun bilinçlenmesi lazım baba. Vallahi bile bilinçlenmesi lazım yani. Otobanda gidiyorum, araba kullanıyorum. Adam su şişesi içiyor. Camı açmış baba, sallıyor. Ya adam 100 kilometre hızla gidiyor. O şişe diye direkt zaten şöyle camdan bıraktığı gibi geriye gidiyor. Yani arkadaki adama kaza bile yaptırabildi. Yani böyle küçük şeyler gerçekten büyük sorunlara yol açabiliyor. Gerçek söylüyorum. Yani baba ne bileyim, temizliğe şeye dikkat etmemiz lazım. Buradan da böyle bir tavsiye vermek istiyorum genç kardeşlerimize. Abi temiz olun ya, anladın mı? Hani bunu yani kendine saygın yoksa başkasına saygından dolayı yap ya bunu. Hani ne bileyim, spora gidiyorsan havlunla taşı. Oturduğun makineye, yattığın bence havlunu ser. Sırtındaki, götündeki ter ona bulaşmasın. Ona bulaştıktan sonra gelip adam onda oturacak.
Ya adam oturmasını geç, dediğim gibi bak, bu gerçekten tiksindim bunu anlatırken. Abi sen şimdi havlusuz yattın, doğru mu? Bench press yapıyorsun. Sırtındaki bütün teller o mindere bulaştı. Şimdi sen nasıl diyeyim? Düşüncesiz bir adamsın, değil mi? Koymadın havlunu, sırtındaki mindere sırtındaki tellerin hepsi mindere bulaştı. Ulan yeni gelen adam dikkat eden bir adam. Yani şimdi o havluyu koyduğu zaman bütün senin sırtındaki teri pisliği havlusuyla silmiş olacak. Olup ayıp lan, vallahi ayıp. Diyeceklerim bu kadar.